Türkiye 8 yaşında katledilen Narin Güran davasına kilitlenmiş durumda. Duruşmanın 3. celsesinde mahkeme ara kararını açıkladı. Tabii sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi mahkeme heyeti. Bir sonraki duruşmayı da 26 Aralık tarihine erteledi. Şimdi mahkeme heyeti daraltılmış bazı kayıtların ayrıntılı bir şekilde incelenmesine de karar verdi. Ve gece saatlerine kadar da devam etti 3. duruşma. Bakalım neler yaşanmış. 8 yaşındaki Narin'i kim neden öldürdü? Soruşturmada aydınlatılamayan sır perdesi mahkeme salonunda mı aralanacak? Duruşmanın 3. celsesinde tanıklar ve avukatlar dinlendi. 2. celsede fenalaşarak hastaneye kaldırılan baba Arif Güran taburcu edildikten sonra adliyeye giderek 3. duruşmaya katıldı. Tanıklara olay gününe dair saatler soruldu ancak birçoğu hatırlamıyorum şeklinde cevap verdi. Tanık kürsüsüne bu kez yeniden itirafçı Nevzat Bahtiyar alındı. Diyarbakır Barosu avukatlarından Nahit Eren, Narin'in cenazesini eğer tutmaz eresine taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar'a otopsi raporundan bir bölümü okudu. Ve Narin'i dereye götürmeden önce başka bir yere gömüp gömmediğini sordu. Bahtiyar hayır cevabını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Nevzat Bahtiyar'a eksik anlattığı bir şeyler olup olmadığını sordu. Nevzat Bahtiyar'a döndü ve dedi ki Nevzat Bahtiyar, dön etrafına bak. Bu kadar insan burada. Kaç gündür buradayız. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Bir birey olarak soruyorum. Bu arada bunu söylerken mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi de çıkarttı. Senin o gün verdiğin beyanlar doğru mu, iftira mı diye net bir soru sordu. Bak yeni kamera görüntüleri de ortaya çıkabilir cümlesini de onun sonuna ekledi. Nevzat Bahtiyar önce bilmiyorum, hatırlamıyorum şeklinde cevap verdi. Duruşmada dinlenen tanıklardan Cahit Kaya'da baba Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar arasında geçen araç anlaşmazlığında arabulucu olduğunu söyledi, detayları anlattı. Nevzat'a kusurlu arabayı sattığı için 50 bin lira ödemesi gerektiğini söylediklerini, önce param yok dediğini ancak daha sonra kabul ettiğini ifade etti. Mahkeme başkanının peki çıkarken bunun hesabını sorarım dedi mi sorusunuysa ben görmedim diye yanıtladı. Duruşmadaki kilit noktalardan biri de amca Salim Güran'la işçisi arasında geçen telefon konuşmasıydı. O konuşmada Salim Güran'ın işçisine yamaçta bir şeyin düşmüş dediği iddia ediliyordu. Kürtçe olan o telefon görüşmesi çevirmenler eşliğinde mahkeme salonunda bir kez daha dinletildi. Tıştıkta yani sana ait demek. Kürtçe'de tışkikte yani senin anlamına geliyor. Ama Salim Güran diyor ki tışkikte orada tışkikte değil fışkiye dedim diyor. Yani bir yanlış çeviri olduğunu ifade ediyor. Ne diyor? Ben orada Ramazan'a gel fıskiyen düşmüş onu al diyorum diyor. Ve baba Arif Güran'ın haftalardır incelensin dediği Dara 2 üstünün kamera görüntüleri. Savcılıktan istenen görüntüler mahkeme salonunda izlettirildi. Delil niteliği taşıyan bir bulguya ulaşılamadı. Şahin Göz olarak adlandırılan kameranınsa kayıt yapmadığı, sadece terör konusunda bir hareketlilik olduğunda merkezden müdahale için kullanıldığı belirlendi. Savcılık tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Gece geç saatlerde duruşmayı tamamlayan mahkeme ara kararını açıkladı. Daraltılmış bas kayıtlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesini isteyen mahkeme, baba Arif Güran, Diyarbakır Barosu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya müdahil olarak katılmasına karar verdi. Savcının talebini kabul eden mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Aralık Perşembe günü saat 9'u erteledi.